Merhaba sevgili Fobito takipçileri. Bu videomuzda ya ben Google Translate kullanmayı bilmiyormuşum dedirtecek bomba gibi özellikleri anlatıyoruz. Hiç uzatmadan başlıyorum arkadaşlar. Google Translate uygulamasını indirip Tap to Translate özelliğimizi bir açalım hemen. Uygulamamızı açtığımız zaman karşımıza böyle bir ekran geliyor. Hemen profilimize tıklayarak ayarlar kısmına giriyoruz. Dokun çevire tıklıyoruz ve burada dokun çeviri kullan var. Bunu açtığımız zaman ve izin vermeniz gerekebilir kimi telefonlarda. Açtığınız zaman hemen uygulamadan çıktığımda tak buraya Google Play'in eklentisi geldi. Ben buraya tıkladığım zaman her zaman masa üstünde ekranımda kalacak şekilde hangi uygulamaya girersem gireyim kalıyor bu arada. Bu şekilde karşımıza bir sekme çıkıyor. Hemen bir internet sayfası açalım bunun için. Şu an mesela bir internet sayfasını açtık. Buradan ne diyor mesela? Universe'un anlamını bilmiyoruz diyelim. Hemen uygulamamızı açıyorum. Universe yazıyorum. Tıklıyorum. Ve evren olarak karşımıza çıkartıyor. Burada bilmediğiniz tüm kelimeleri burada tıklaya tıklaya, yaza yaza, çift tıklayarak kimi uygulamalarda direkt çevirebiliyorsunuz. Bu bomba bir özellik bence. Gelelim bir sonraki özelliğimize. Hemen bir Google Translate'i şuradan açalım. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada tabii bu telefonlarda geçerli değil. Sadece bilgisayar için geçerli. Onun altını çizmek istiyorum. Döküman yükleyebiliyorsunuz. Yani PDF dosyalarınızı Türkçe'ye atıyorsunuz oraya. Veyahut da yabancı bir basın bülteni vesaire geldi ne bileyim. Onu atıyorsunuz direkt Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz. Ama bu sadece bilgisayarda geçerli. Telefondan girdiğiniz zaman da web sitesi kısmı var. Buraya web sitenin bir tane URL kısmını girmeniz gerekiyor. Mesela hemen bir webtekno.com diyelim. Şuradan git diyelim. Şu an burada Türkçe'den İngilizce çevir yapabiliyoruz arkadaşlar. Ama bunu İngilizce'den Türkçe veyahut da farklı dillerde de Google Translate'in desteği tüm dillerde yapabiliyorsunuz. Bunun dışında atıyorum Reddit'e girdiniz bilmiyorsunuz çevirileri yapabilirsiniz. The Verge'e girdiniz oradan çeviri yapabilirsiniz. Yani yabancı diliniz yoksa burada tüm siteleri size istediğiniz dile çevirebiliyor. Bu da böyle bir özelliğimizdi. Hatta bunu da şöyle göstereyim. Tüm siteyi çeviriyor demiştim ya arkadaşlar. Mesela İş Bankası crashed muhabbeti var burada. İş Bankası'nın bir sıkıntıları vardı hatırlarsınız. Hemen bir aşağıya inelim. Komple her şeyi çevirdi ama tweetleri gömdüğünüz zaman onları çevirmiyor. Çünkü bunlar tıklanabilir bağlantı. Onlar buradan çevriliyor. Ya da diyelim arkadaşlar internetiniz yok. Hani çekmeyen bir yere gittiniz. Atıyorum tekneyle açıldınız vesaire veyahut da dağın başındasınız. Anlıkta böyle bir çeviri ihtiyacınız var. Oldu diyelim. Bunun için yapmanız gereken şey hemen buradan tıklayarak istediğiniz yabancı dili seçebiliyorsunuz. Bunu da buradan indiriyorsunuz. İnternetiniz olmadığı zaman da Google Translate'ten bu dili kullanabiliyorsunuz. Çok da güzel çalışıyor bu arada. Hani aynı internetiniz varmış gibi. Bu da böyle hoşuma giden özelliklerin arasında yer alıyor. Ve gelelim arkadaşlar uygulamanın kamera kısmına. Burada çok güzel bir özellik var. Hemen Mami bir yazılı bir şey getirir misin bana be? Ne geldi? Oh mazi 500 bin aboneye ulaştığımız ilk zamanlar Webtekno'na. Hemen buradan bir kameramızı açalım arkadaşlar. Bu yabancılara nasıl geliyormuş bir onu görelim. Şuradan kamerayı metne oturtalım. Dear Webtekno diye böyle direkt çevirdi. Birazcık kaydırdığınız zaman sabitlemeye çalışıyor burası. Şöyle bir koyalım. Aynen. Gayet güzel çalıştığını söyleyebilirim. 60-70 kelimelik bir metin vardır burada atıyorum. Hepsini direkt çevirdi. Bu da bayağı güzeldi. Bunları fotoğraflayabiliyorsunuz, içe aktarabiliyorsunuz veyahut da direkt dosyaları buradan tarayabiliyorsunuz. Şöyle hop scanlesin. Bütün yazıları buradan bana seçti. Bunları da böyle tümünü seç diyerek istediğim yere yapıştırabiliyorum. Bu da Google'un bomba özelliklerinden birisi. Zaten diğer özelliklere çok fazla girmeyeceğim arkadaşlar. Buradan basıp konuşabiliyorsunuz. Uygulamayı kullanırken bir izin verelim. Durduralım mesela. Hello my name is Koray diye çevirdi buradan atıyorum. Bunlar tabii çok aklıma gelen ilk şeyi söylediğim için böyle oldu ama. Bunları zaten bildiğinizi varsayıyorum. Hemen buradan ses kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar hemen bir ses kaydı atalım. Webtekno bitmiş. Evet. Zaten bu özellikleri bildiğinizi varsayıyorum arkadaşlar. Yani daha da başka değinecek bir özelliğimiz kalmadı aslında arkadaşlar. Var ama mutlaka siz biliyorsunuzdur. Onları artık bilgisayar kullanmayı yeni bilen insanlar da biliyor çünkü. Benim atladığım bir nokta varsa yorumlara yazmayı lütfen unutmayın diyelim. Videomuzu da beğenirseniz seviniriz. Başka bir Fobito videosunda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.